Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Nisan ayının ilk sunumunu, ilk çevrilmiş sanat tarihi konuşmasını Mükerrem Kürüm'le yapacağız. Öncelikle Mükerrem Kürüm kimdir? Kısaca sizden size bahsedeceğim. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Mükerrem Kürüm, 1983-87 yılları arasında Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde lisans, 1989-92 yılları arasında ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Birçok makale, bildiri ve kitabı bulunan Kürüm'ün özellikle Aydın ve çevresiyle ilgili yayınları dikkat çekmektedir şeklinde kısaca sizleri tanıdık. Şimdi sizi dinleyebiliriz. Sunumunuza geçebilirsiniz bir kere. Çok Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tekrar derneğimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Katılımcılarımıza hoş geldiniz deyip saygılarımı sunmak istiyorum. Ben Aydın'ı genel tanıtım yapabilme anlamında tarihi fotoğraflardan yararlanmak istedim bu sunumumda. Ve ilgi çekeceğini de düşünüyorum. En azından katılımcılarımızın günümüze gelince dek kültürel mirasımızın ne durumda olduğunu mevcut görsellerden yola çıkarak anlamasını arzu ettim ki güzel görseller. Bunlar için öncelikle bize bu görsellere teşekkür etmek istiyorum. Başta Şükrü Tül olmak üzere çok emek verdi Sayın Tül. Mustafa Kenan Özkan Aydın Arkeoloji Müzesi'nden, o da her ikisini de kaybettik biliyorsunuz. Bizim için çok önemli görseller elde ettiler. Bunları bizimle paylaştılar. Zaten Sayın Şükrü Tül iki önemli kitap yayınladı. Bu kitaplarında da burada gösterdiğim fotoğraflardan bir kısmını görmeniz mümkün olacak. Aydın tarihi geçmişi bütün antik kentlere bakıldığında prehistorik dönemlere kadar inmekte. Tabii bundan daha da erkene giden mutlaka dönemleri var ama araştırmalar ilerledikçe bunlarla ilgili daha önemli kayıtlar elde edilmeye başlandı. Aydın'la ilgili kuruluş anlamında şunları söyleyebiliriz. Tabii birçok uygarlığın yaşadığı bir yer ama Türk dönemine bakacak olursak özellikle 13. yüzyılın sonlarında Türklerin buraya yerleşmeye başladığını görüyoruz. 1282 olarak bir tarih belirtiliyor kayıtlarda. Ve bundan sonra Aydınoğulları Beyliği, Menteşeoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemiyle arkasından Cumhuriyet dönemiyle beraber günümüz Aydın'ına ulaşabiliyoruz. Beyliklerden sadece ikisini tabii ki kültür kalıntıları ile görebiliyoruz. Aydınoğulları Beyliği ve Menteşeoğulları Beyliği olarak. Çok sayıda aslında kayıtlarda esere rastlıyoruz ama burada önemli depremler yaşanıyor. Bu eserlerin büyük bir kısmı depremlerle maalesef ortadan kalkıyor. Tabii savaşlar ve yangınlar da bu eserlerin harap olup günümüze ulaşamamasına önemli katkılar sağlamaktalar. Bizim Şükrü Tül aracılığıyla elde ettiğimiz en önemli eski görsel görüntü Giovanni Battista Bora'nın 1751 yılına tarihlenen burada gördüğünüz sulu boya resmi. Büyük Menderes'in aktığı ve denize döküldüğü yere kadar olan bölümü ele alıyor. Özellikle Aydın'ın bizim bulunduğumuz üniversitenin Kepes kısmından batıya kadar olan bölüm ele alınıyor. Çok önemli bir görsel, hem topografya açısından hem Büyük Menderes Ovası'nı görmek açısından. Nehrin akışı da burada kıvrımlarla belirtilmiş ve kentin özellikle topografyası ve kent bünyesinde yer alan anıtsal eserler burada takip edilebilmekte. Resmin 1751 yılına tarihlenmiş. Dolayısıyla biz burada Cihanoğlu Camii'ni görmüyoruz ama Cihanoğlu Camii'nden önce inşa edilmiş olan, biraz sonra göreceğimiz Üveys Paşa Camii, Hasan Efendi Camii, Ramazan Paşa Camii, hepsi Kırmızı Minareli Camii bu resimde aslında yer almakta. Ve alt kısımda özellikle bir karşılaştırma yapmak anlamında koydum bu fotoğrafı. Bu valiyi bizim yine üniversitemizin bulunduğu Kepez mevkinden çektim. Kentin silüeti ve özellikle batıda
sona erdiği kısımda bakın biz burada resimdeki bazı alanları görebiliyoruz. Yani çok iyi bir gözlem yapmış sanatçı burada ve bu anlamda da bizim için çok değer taşımakta. Tabii biz artık günümüzde bu tepelerden baktığımızda biraz sonra daha ayrıntılara gireceğiz. Maalesef bu eserlerin sadece minarelerinin petek kısımlarını ve külah kısımlarını görebiliyoruz. İzleyebildiğimiz çok az eski eser var maalesef. Teksin'in ve Thomas Elham'ın gravürleri bizim için çok önemli. 19. yüzyıla ait gravürler. Bu gravürlerde yine özellikle kentin topografyası ve kenti çevreleyen dağlar betimlenmiş her iki gravürde de. Ulu Cami'nin bulunduğu alan, şurada gösterebiliyorum. Ramazanpaşa Camii'nin bulunduğu alan ve diğer eserler, burası için Şükrü Türk Hükümet Önü Avlusu'nun bulunduğu yer diye bir betimlemede ya da bir tanımlamada bulunuyor. Tabii burada bir gravür olduğu da düşünülürse birebir bir topografik çalışma olmamakla beraber kentin önemli eserlerine bir nebze de olsa vurgu yapmak istemiş. Hanlar, camiler, önemli eserler burada dikkatimizi çekebiliyor. Diğer gravürde kentin önemli eserleri Cihanoğlu Camii, Bey Camii, Ramazanpaşa Camii top yatağından özellikle çık soruktan top yatağı diye betimlenmiş ve ovaya doğru bir bakış arkada Madran Dağları görünüyor diye bir tanımlama yapılmış. Bunlar çok önemli kayıtlar. Yani kentin aslında önemli eserleri ve işte coğrafi anlamda görüntüsü de karşımıza çıkabiliyor ve gerçekten çok kıymetli görüntüler bunlar. Ve diğer kıymetli görüntüler fotoğraf aşaması. 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında çok önemli fotoğraf kayıtları var. Burada Şükrü Tül kendince hangi eserler olduğunu belirtmiş ve eğer görünebiliyorsa bu eserlerin büyük bir bölümünün çekildiği yer olarak hem Ermeni Mahallesi'nin yani Monastiri Mahallesi'nin hem Rum Mahallesi'nin olduğu yerler görülmekte. Ve bir bölümde Türk Mahallesi ya da Türklerin yerleştiği yerler algılanmakta. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında burada Ermeni, Yahudi ve Türk nüfusun birlikte yaşadığı diğer yerleşimlerde de olduğu gibi karşımıza çıkıyor ve dönemin topografik yapısının yanı sıra konut mimarisi, kilise mimarisi ve diğer eserler de anlaşılabilmekte. Burada yine belirleyici alan Tabakhane Deresi, hiç kuşkusuz antik adıyla Evdon Deresi. Bunun hemen doğusuna konumlanmış alanda bu kayıt bize mimari anlamda da günümüze ulaşan eserler olarak değerlendirdiğimizde birbiriyle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu gösterebilmekte. Ve yine aynı fotoğraf atölyesinin çektiği fotoğraflardan bir tanesi hemen dikkatimizi Üveyspaşa Camii çekiyor. 1899 yılı depreminden önce çekilmiş bir fotoğraf. Çok önemli. Hemen Üveyspaşa Camii'nin kuzeyinde bir sundurmayı görüyoruz. Bu günümüzde yok ve bir fotoğrafik kayıt olarak bu yapı için bize önemli bir özellik ortaya koymakta. Çünkü bu özellik diğer camilerde de karşımıza çıkmakta. Yani 1899 depreminden önceki çekilen fotoğraflarda bu önemli camilerde hemen hemen hepsinde bu tür sundurmalara yer verilmiş. Dolayısıyla cemaatin nasıl genişlediği, Aydın'ın ikliminin ne kadar sıcak olduğu, yani bu yerleşimlerde insan sayısının ne kadar arttığı oldukça açık bir şekilde. Arkada yine Ramazanpaşa Camii var şu kısımda. Yine aynı özelliklere sahip ve yine bizim için çok önemli. Çünkü 1594 yılındaki vakfiyede yer alan bu eser 1899 depreminde yıkılmış. İkinci kez tekrar yapılmış ve biz burada 1899 depreminden önce onun mimari özelliklerini
çok iyi algılayabiliyoruz. Çünkü temellerine kadar yıkılıp tekrar yapılan bir eser olmuş. Dolayısıyla bu fotoğraf o yapının özgün yanlarını ortaya koyduğu için büyük değer taşıyor. Evlere baktığımız zaman çoğunda kırma veya beşik çatı görüyoruz. Ve oluklu kiremitler büyük bir kısmında anlaşılmakta, kullanıldığı anlaşılmakta. Hemen hükümet önü avlusu denilen yerde bakın Ulu Cami'nin olduğu alanı görebiliyoruz. Tabii bu yapının günümüze ulaşan bu fotoğraflarından ahşap tabanlı bir eser olduğu anlaşılmakta. Bir saniye. Ve yine aynı atölyenin bu sefer kentin batısından çektiği bir fotoğrafını görüyoruz. Burada Çıksorut mezarlığı yer almakta. Bunu kayıtlarında da görebilmekteyiz ve dolayısıyla günümüze ulaşmayan bu mezarlık alanı konum olarak da bulunduğu yeri bize gösterdiği için çok büyük değer taşımakta. Yani biz burada top yatağının olduğu eteklerden baktığımızda kentin güney yönündeki bütün yapıları neredeyse tamamını seçebiliyoruz. Nasıl evlerin nasıl bir kurguda olduğunu görebiliyoruz. Genellikle tek ya da iki katlı evler şeklinde yapılmışlar. Geleneksel Türk evleri tarzında burada gördüler yapılmış. Çünkü bu bölümlerde daha çok Türkler yaşamakta. Arkada yine tren yolunun yani demir yolunun bulunduğu alanı görmekteyiz ki 1856 yılında biliyorsunuz yapımına başlanıp 1866'da işletmesi açılıyor ve Aydın'ın özellikle doğusunda 1912 yılına kadar bu demir yolu binalarının inşaatının devam ettiğini öğreniyoruz. Günümüzde de birçoğu sağlam şekilde kalabilmiş durumda. Tabii bu kayıtlar bize kentin durumunu gösterirken kentin önemli olaylarını da aynı zamanda aksettirmekte. Kentin kuşkusuz tahribatındaki en önemli faktörlerden birisi yaşadığı şiddetli depremler. Bu kentin M.Ö. 1. yüzyılda yaşadığı 10 şiddetinde deprem. M.Ö. 1653 yılında yaşadığı deprem ve M.Ö. yine 1899 yılında yaşadığı deprem. Kentin birçok yapısını ortadan kaldırmış, birçok insanın can kaybına yol açmış ve burada da depremin etkilerini görebilmekteyiz. Bu eski fotoğrafçıların çektiği bu görüntüler depremin şiddetini de göz önüne sermekte. Kentin merkezinde 3000'den fazla insanın yaşamını kaybettiği, çok büyük çapta yangınlar çıktığı da kayıtlara düşmüş. Kentin bu tahribatından sonra yaşamın devam ettiğini yine fotoğraflardan yani kentin bu acıyı yaralarını sardığını ve yaşama devam ettiğini fotoğraflardan tekrar görüyoruz. Biraz önce Tabakhane Deresi'nden bahsetmiştim. Bu derenin geçtiği ve insanların mesire alanı olarak kullandığı en önemli yerlerden bir tanesi Pınarbaşı Vadisi. Burada Ermenilerin yerleşimine yani Monastri Mahallesi'ne yakın bir alan. Bu kısımda Ermeni mezarlığı görülmekte ve özellikle bu alanlarda halkın keyifle vaktini geçirebileceği mesire yerleri ve kahveler bulunmakta. Burası boyunca inşa edilen diğer ticaret yapıları olan ve işletmeler olan değirmenden inşa edilmiş bu değirmenlerin ve Refik gibi fotoğrafçılar bu fotoğrafları çekerek günümüzde o dönemin nasıl olduğunu bizlere aktarmış. Bir başka eski fotoğrafımız 1901-1902 yılları arasında çekilmiş bu fotoğraf. Kentin Kepez mevkinde Aytepe tarafından çekilmiş bir fotoğraf. Fransızların kullandığı kiliseyi burada görmekteyiz. Özellikle bu Yunanların işgalinden sonra Türklerin kurtarılması için bu kilisede toplandıkları kayıtlara geçmiş. Tabakhane Deresi'nin geçtiği alan, şurada mouse'la gösteriyorum, kentin
ikiye bölündüğü alan, batıda özellikle Türklerin yerleşim alanları, şu kısımda da yine Türklerin yerleştiği cuma ve orta mahalleleri var. Ulu Cami'yi görmekteyiz, Ramazan Paşa Camii'ni görmekteyiz, Demiryolu ve Bey Camii'ni görmekteyiz. Kentin büyük bir bölümü burada ve özellikle kent 17. 18. yüzyılda güneye doğru genişlemeye devam ediyor. Burada Ulu Cami dikdörtgen planlı, kuzeyinde ahşap direkli bir son cemaat yeri bulunmakta ve minaresi de sağlam bir şekilde görülebilmekte. Fakat maalesef 20. yüzyılın ilk çeyreği içindeki fotoğraflarda artık bu yapının tamamen harap hale geldiğini izliyoruz. Yani nereden bakarsanız bakın kent içerisindeki yerleşimde her şey görülebilmekte. Yüksek binalar doğal olarak yok. Ve burada odak noktasında hükümet konağını görüyoruz. Bu hükümet konağımız da 4 aşamada artık günümüzdeki haline ulaşabilmiş. 1911 yılındaki haliyle görebiliyoruz. Bu gördüğümüz aşama bunun ikinci inşa aşaması. Yani hükümet konağının ikinci inşa aşaması. Topyatağından yine güneye doğru bakış. Burada Rum mahallesinin bulunduğu alan karşımıza çıkmakta ve Türklerin yerleşim alanları. Hemen burada da Ramazanpaşa Camii'ni görebilmekteyiz. Biraz sonra bunları yakından göreceğiz ve bu fotoğrafların en azından bu yapıların restorasyonlarında bile ne kadar önem taşıdığını daha iyi anlayabileceğiz. Türklerin yaşadığı sokaklardan bir fotoğraf karşımızda. Yine aynı atölye, Sebah Cüalya atölyesi bunu bizlere ulaştırmış, günümüze onlardan ulaşmış. Yine geleneksel Türk sokakları, mimari de aynı şekilde çıkmalarla evlerin sokağa doğru nasıl uzandığını görebiliyoruz. Sokaklar çoğunlukla Arnavut kaldırım şeklinde döşenmiş. Sayın Şükrü Tül'e göre bu arka kısımda bizim fotoğrafta fark edemediğimiz Üveyspaşa Camii'nin minaresi olduğu belirtiliyor. Rum mahallesinden bir örneğimiz. Tabii onların binalarına baktığımızda geleneksel Türk evlerinden biraz daha farklılık gösterdiğini anlıyoruz. Ticaretle uğraşan insanlar, yapı işlerinin büyük bir kısmını Rum ustalar gerçekleştiriyor bu dönem için ve topografyaya uyumlu mimarlık örnekleri inşa ediyorlar. Ve diğer eski kayıtlardan bu sefer gündelik yaşama ilişkin görüntüler. Hemen sol üst kısımda hükümet konağında, hükümet konağının önünde İstiklal ve Osmani kutlamasını görüyoruz. 1914 yılına ait ve tamamen 1902 yılında inşa edilmiş mimarinin 1914 yılındaki görünümü. Alan o kadar önemli ki bu alan daha sonraki törenler içinde de, yani dönem ilerledikçe tekrar kullanılmaya devam edilmiş. Sağ alttaki fotoğrafta 1821 yazmakla birlikte bu bina 1821 tarihli değil. Yani zaten kayıtlardan da bunu anlıyoruz. Muhtemelen 1921'i ifade ediyor olmalı. Çünkü biraz sonra anlatacağım. Yunanların Aydın'dan giderken çıkardıkları büyük yangında hükümet konağı da maalesef çok ciddi şekilde yanmış. Ve yangın görüntülerinden 4 adedini koydum. Kentin 4'te 3'ü artık oturulamaz, kullanılamaz duruma gelmiş binalarla çıktı karşımıza bu fotoğraflarda. Albert Kahn 1923 yılında çekmiş ve birçok mahalleden görüntüler var. Biraz sonra fotoğraflarda izleyeceğiz. Atike Hanım Çeşme ve Sebil'i, Mektebi İdadi, Tahir Paşa Konağı denilen kısım ve camilerin, konutların bulunduğu alanlar ve dönemin gazetelerine yansıyan kentin 4'te 3'ü kullanılamaz halde, durum çok kötü gibi şeklinde belirtilen yazıları biz bu fotoğraflardan çok daha iyi anlayabiliyoruz. Ve dolayısıyla kentin toparlanması gerekiyor. İşte bu fotoğraflarda yangından nasibini almış hükümet konağımız
Fakat 1920 yılı öncesine ait fotoğraflarda da bakın böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yani oldukça görkemli bir mimariye sahip ve döneminin karakterini yansıtan özellikler taşıyor. Tamamen yangında büyük zarar görmüş jandarma binası hemen hükümet konağının bakın doğu kısmında yer almakta ve bu arka tarafta bizim üniversitemizin batı kısmı ile Tabakhane Deresi yer almakta. Bu zararı ve öncesindeki durumu gördükten sonra alanların ne kadar çok düzeltilmesi gerektiği daha iyi anlaşılacak. Bir saniye. Yine mouse ile ilgili bir sıkıntı var galiba. Buradaki fotoğraflarda Bey Camii yönüne bakıyoruz Topyatağı'ndan. Şimdi 1922 yılında Yunanlar gittikten sonra ortalık enkaz halinde ve insanların imkanı yok, maddi imkanı, kendilerine bina yapamıyorlar. Yer yer bazı alanlarda çadırlar kuruluyor. Bazı yerlerde harap durumdaki binalardan faydalanılmaya çalışılıyor. Ama maalesef kent için büyük bir destek gelemiyor. Bu 1924 yılında Atatürk'ün yaptığı anlaşmaların ardından Macar ustaların bu dönem için Aydın'a geldiğini görüyoruz. Muğla'ya kadar gittiklerini de görüyoruz ve kayıtlardan da öğreniyoruz. Burada yavaş yavaş parseller insanlara verilmeye ve yavaş yavaş halkın elindeki imkanlarla ve devletin koyduğu destekle beraber binalar yapılmaya başlanıyor. İlk önce kamu binaları yapılıyor çünkü kalacak bir otel bile yok. Binalar hem insanlar için hem de konaklamalar için hızlandırılıyor. Kamusal binalara önem veriliyor. Biz burada Ziraat Bankası binasını henüz göremiyoruz. Çünkü 1924 yılında Macar ustalar tarafından yapılmış. Bulunduğu alan boş. Hemen arkasında Bey Camii'ni görüyoruz. Ve kentin bu fotoğraflarda harap hali henüz tam anlamıyla düzelmiş durumda değil. Ama 24'lerden itibaren 28'lere kadar olan süreçte büyük bir hızla bu parsellenen alanlara binalar inşa edilmeye başlanılıyor. Dolayısıyla kentin içindeki o enkaz görüntüsü yavaş yavaş toparlanıp kentte dönemine uygun karakterlerle Macar ustaların da ortaya koyduğu inşaat işçiliğiyle yeni yeni binalar oluşturmaya başlıyor ve burada kentin artık gelişmeye başladığı gözlemleniyor. Ramazan Paşa Camii'nin minaresinden çekilmiş bir salı pazarı görüntümüz var 1925 yılında. Bakın yavaş yavaş o enkaz görüntüleri ortadan kalkmaya başlamış. İnsanlar normal hayatlarına devam ediyor ve hanların bulunduğu alanlar arkada hemen Cihanoğlu Hanı dediğimiz han bakın burada görülüyor. Bu alanlarda yavaş yavaş yeni yollar ve ticaret aksları oluşturuluyor. Burada Mevlevi Hane'nin yangın sonrasındaki durumunu görüyoruz. Bakın burada normalde ahşap tavanlı bir Mevlevi Hane yer almakta ve dükkanlar hemen önüne yapılmış. Bu artık atıl durumda kalan bir Mevlevi Hane. Daha sonra tamamen kaldırılıp yerine başka binalar inşa ediliyor. Ticaret aksı özellikle istasyondan kuzeye doğru, hükümet konağına doğru ilerleyen aks ve Doğu Batı yönünde Batı Gazi Bulvarı ile Doğu Gazi Bulvarı üzerinde. Tabii bu isimleri daha sonradan alıyor ancak oldukça önemli inşaatlar gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu Cumhuriyet dönemi için bu örneklerden birkaç tanesi günümüze ulaşabilmiş. Gerek saçak özellikleri, gerek kepenkleri, gerekse içindeki mimari uygulamalar döneminin karakterini yansıtabiliyor. Batı Gazi Bulvarı 1924 yılı sonrasında burada bakın Nasuh Paşa Külliyesi'ni görüyoruz. 1708 yılına ait kitabesi
Hanı'nın üzerinde bulunuyor. Günümüzde butik otel olarak kullanılıyor şimdi Hanı. Hamamıyla beraber ve burada Gazi Paşa Mektebimiz yer almakta. Tip projelerle artık okul binaları da erken Cumhuriyet döneminde inşa edilmeye başlanılıyor. Bu alandaki yol daha sonra ayrılıp Sultaniye ve Aziziye Caddeleri olarak adlandırılıyor. Ve zaman ilerledikçe bu Batı Gazi Bulvarı üzerinde de Doğu Gazi Bulvarı üzerinde de yol düzenlemelerine gidiyor ve kentin bu yöndeki silüeti bu görünüme kavuşuyor. Gazi Paşa Mektebi'nden tamamen neoklasik üslupta yapılmış çok önemli okul binalarımızdan bir tanesi ama maalesef günümüzde artık bu görüntüyü algılamamız mümkün olmuyor. Çünkü kemerli pencereler yerine dikdörtgen şekilli pencereler bırakmış. Kütle olarak dokunulmamış ama pencerelerde ve cephe özelliklerinde büyük değişimlere maalesef uğramış. Batı Gazi Bulvarı'nda dönem ilerledikçe bina sayısı artmış ve özellikle Macar ustaların inşa ettiği binalar sayıca çoğalmış. Yörede onların inşa ettiği binalara genellikle kuleli evler ismini vermekteler. Orta Avrupa binalarındaki o mimari karakter yaptırınının bütçesiyle de bir araya gelerek kentte biraz daha farklı silüetlere ya da görüntülere ulaştırıyor bizleri. 50-60 yılları arasında binalar sayıca artmış, biraz daha yapı modellerinde değişiklik meydana gelmiş ve Batı Gazi Bulvarı bakın hiç birbirinin önünü kesmeyecek şekilde tamamen silüet olarak her şeyin anlaşılmasına izin verecek şekilde kurgulanmış. 27 yılına ait fotoğrafımızda burada Ziraat Bankası'nı görüyoruz. 1924 yılında inşa edilmiş. Ramazan Paşa Camii burada görülmekte. Arkada henüz yangın halinden sonra 3. inşaatına uğramayan hükümet konağımız var ve İstasyon Caddesi'nden yukarı doğru hükümet konağına doğru ulaşan yol. Yine Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden bir tanesi bu dönem için itfaiye binası olarak kullanılan eserimiz. Zaman içerisinde bu görüntülere binaların çokluğu da yerleşiyor ve genellikle bodrum katları bulunan iki kat halinde inşa edilmiş binalar. Zaman içerisinde otel yapımları artıyor. Kente gelen insanların konaklayabileceği daha fazla konaklama alanları elde ediliyor. Bunlardan bir tanesi Aydın Palace Oteli. Hemen sol tarafta 1931 yılında inşa edilen Milli Aydın Bankası var. Daha sonra 1950'li yıllarda tabii üst katına üstüne bir kat daha ilave ediliyor. Ve sağ tarafta da Ramazan Paşa'nın sağında yer alan kısım var. İtfaiye binasının bulunduğu alan ve artık bizim üniversitemizin bulunduğu tepelerin eteklerine kadar bu enkazhanedeki görüntüden sıyrılıp inşaatların arttığını, daha fazla nüfusun bulunduğunu anlayabiliyoruz. Dönem karakterine uygun binalar çoğalmış. Büyük bir kısmı konut, dükkan alanları olarak değerlendirilmiş. Şu kısımda daha sonra Yağcılar İçi olarak adlandırılan mahallelerimizden bir tanesine dönüşüyor. Ve 1928 yılına ait fotoğrafta burada Cihanoğlu Camii'ni görmekteyiz şu kısımda. Arkada diğer Bey Camii ve Hasan Efendi Camii yer almakta. Gazi Paşa Mektebi'ni görmekteyiz. Bu alanlarda işte Batı Gazi Bulvarı'nın düzenlenmesinden sonra yavaş yavaş iskan alanı daha çok artıyor. Bakın o mezarlık alanları artık toparlanmaya başlamış. Yerlerine binalar inşa etmek için. Bu alanlar Trailleis'in nekropolis alanları. Yeni apartmanların inşası sırasında bu alanların altından Helenistik ve Roma dönemine ait mezar odaları çıkıyor. Ve bir kısmı şu anda modern anlamda inşa edilmiş apartmanların altında görülmeye devam ediyor. Herhangi bir sokak çalışmasına halen daha mezar odalarına rastlanabiliyor. Güneye kadar artık yapılaşmalar artmış. Kent silüeti daha güçlü bir şekilde karşımızda.
Ve 34 yılındaki fotoğraflarda artık tam bir şehir hayatı göz önünde sevmekte. Ve bakın burada 32 yılında işte 27'deki görüntüden sonra yeniden temeller üzerine inşa edilmiş haliyle 32 yılında tamamlanmış haliyle görüyoruz hükümet konağını. Burada dikkatimizi çeken Eyüp Şahinler'in evi 1934 yılında Macar ustalara tamamlanmış kuleli evler olarak adlandırılan evlerden biri. İki sokaklık bir alanı kaplıyor ve içi bir tür açık hava müzesi gibiydi. Halen daha ailesinden bireyler bu yapıyı kullanmaya devam ediyor. Ve Üveyspaşa Camii. Bu camiler de kendi bulundukları mahallelere isimlerini vermişler. Zaten 16. yüzyılda burada bir sac ayağı gibi en eski camimiz olan 1568 tarihli Üveyspaşa Camii. Hemen arkasında Ramazanpaşa Camii ve Hasan Çelebi'nin yaptırdığı Eski Yeni Camii olarak adlandırılan cami. Hasan Efendi Mahallesi, Ramazanpaşa Mahallesi ve Veyspaşa Mahallesi olarak kayıtlara geçmiş. Kendi bulundukları alanın etrafında doğal olarak bir Türk mahallesi, bir Türkistan mahallesi geleneği sürdürülmüş. 50'li yıllarda daha yoğun ve kalabalık mimariye sahip olan fotoğraf. Burada bizim PTT binamız, 1940'larda yapılan PTT binamızdan sonra yine değişmelerle beraber işte tekel binaları ve yeni PTT binaları yapılmaya başlanıyor ve Ziraat Bankası'nın 70'li yıllardaki, 70'li 80'li yıllar fotoğraftaki görüntüsü. Burada bizim yer alan diğer binalarımız yıkılmış bir çarşı binasına dönüştürülmüş. Burada büyük bir mağaza binası, yani mağaza var. Birçok ürünün satıldığı bir binaya dönüştürüldü. Artık yavaş yavaş dikkat ederseniz kat sayıları artıyor ve biz gerideki süreti de artık algılamakta zorlanmaya başlıyoruz. Bu anlamda eski fotoğraflarda caddeler açılıp düzeltilirken dikkatimiz demir yollarından yana kaymıştı ve şimdi bu demir yolları ile ilgili en eski fotoğrafları gösteriyorum. Bey Camii'nin bulunduğu alan ve istasyonun bir bölümü, depo binaları ve trenlerin girdiği kısımlar yer almakta ve istasyon binalarının 1900 yılındaki fotoğrafı. Tabii renklendirmeler de yapılıyor zaman zaman, renkli baskılar da alınıyor. Ortadan kaybolacak, yerini yeni bağlantılara bırakacak. Ve burada 1890'lardan itibaren 1930'lara kadar olan değişimi görebiliyoruz. Şimdi bu depolardan sadece şu kısımda yer alan var ve bir de Toprak Madenleri Ofisi'nin depo binası var, 1938 yılında yapılmış. Diğer binalardan büyük bir bölüm yıkıldı. Yerine yeni binalar inşa edildi. Ve yeni tren garımız orada yapılmış haliyle fotoğraflara böyle yansıyor. Ve günümüzdeki hali bu şekilde. Keşke eski haliyle kalabilseydi. Tabii ki 50'li yılların da kendine göre mimari bulunmakta. Ancak eski fotoğrafı günümüzde görebilseydik müthiş ve kimliğini çok da kaybetmeyen bir kent olarak karşımıza çıkacaktı. Şehitler Abidesi bu kentin belleğinde yer alan ve kızlarının Yunanlara karşı zafer kazandığı yerlerden bir tanesi. Hemen Bey Camii'nin minaresindeki mitralyözle açılan ateşten birçok kızını vefat ediyor. Yani onlarla olan mücadeledeki mücadelede biraz hayatını kaybeden sayısı fazla. Ama yine kenti kurtarıyorlar. Malgaç baskınından sonra çok önemli bir başarı bu. Ve burada ölenlerin adına Şehitler Abidesi inşa ediliyor. Günümüzde halen daha bu abide bizim kentimizde yer almakta. Bu bağlamda bu vatan için ruhlarını feda edenlere rahmet ve minnetle saygılarımızı sunuyoruz.
Ve bakın 1970'li yıllarda yine Şehitler Abidesi, Bey Camii karşımızda. Henüz daha yıkılmamış park hamamının bulunduğu yer. 1937 yılında çekilen hava fotoğrafında biz eski eserlerden hangilerinin bulunup hangilerinin bulunmadığını anlayabiliyoruz ve 2000'li yıllarda Aydın'ın geldiği noktayı görebiliyoruz. İnanılmaz bir yapılaşma ve şu anda neredeyse hava koridorlarının kent merkezinde çok daraldığı bir alan karşımızda ve 2000'li yıllarda kendi çektiğim üniversite alanından kendi çektiğim fotoğraflarda artık bu kısmen görünen kubbesi ve minaresinden sadece minaresinin üst bölümünün gördüğünü anlayabiliyoruz. Kent artık doğu, batı, güney yönünde oldukça ileri bir konu tabii. Artık yapı yükseklikleri çok dengesizleşti. Batıda, doğuda, güneyde çok yüksek katlı apartmanlar inşa ediliyor. Kent silüetinde artık bir tutarlılık söz konusu değil. Bu kadar profil içinde sıkışmış kültürel mirasımıza şöylece değinmek istiyorum. Kent merkezindeki en eski yerleşimimiz Dedekuyusu Höyü. Burada yapılan araştırmalar M.Ö. 4500 yıllarına kadar, hatta bazı kaynaklarda 5000'li yıllara kadar indirilmekte ulaştığını anlıyoruz. Ama maalesef etrafındaki yapılaşmalar nedeniyle biz artık eski ticaret yolu üzerinden bile baktığımızda bu höyüğün bulunduğu yeri algılayamıyoruz. İkinci önemli yerleşim yeri Aydın'da Tralle'yiz. M.Ö. 8. yüzyılda bir tarihi var. Şu ana kadar yapılan kazılardan bu sene de devam edecek ve gerek eski fotoğraflarda gerekse kazı ve sonrasında çekilen fotoğraflarda bu antik kentin aslında Aydın'a ne kadar büyük değer kattığı anlaşılıyor. Çünkü İç Anadolu ile Ege bölgesini birbirine bağlayan yollar üzerinde hem heykeltıraşlık anlamında hem seramik üretimi anlamında çok değerli bir kent. Bununla ilgili çalışma yapan uzmanlarımız, hocalarımız var. Ve gerçekten kentin kazıları devam ettikçe aslında daha da çok antik kaynaklarda belirtilen yapıların çıkacağını biliyoruz. Ve bir yandan koruma yapılırken bir yandan kazılar devam ediliyor. Biz bugün artık bu görüntüyü de görmüyoruz. Son onarımlar henüz tamamlanmadı, az kaldığı belirtiliyor. Ama artık bu görüntüyü de göreceğiz. Bu fotoğrafta bir tarihi fotoğraf oldu aslında. Tralles'in Kuzey Nekropolis'inden kazı sonrasında çekilen bir fotoğrafımız. Tralles çok büyük bir nekropolis alanına sahip. Bizim üniversitemizin batı kıyılarına kadar bu nekropolis alanı devam ediyor. Ve arsenal alanı onarım sonrasında bu görüntüye kavuştu. Ve Tralles için çok önemli bir yazıt, dünyanın en eski ikinci müzikal eseri olarak nitelendiriliyor. Burada notaları gösteren de notalar da gösterilmiş ve bu bestelendi. İnternete girdiğinizde bunun şarkısını da dinleyebiliyorsunuz. Demiryolu inşaatı sırasında bulunmuş bir eser. Kopenhag'da yer alıyor şu anda. Ve kent içerisindeki kültürel miras adına en eski eserlerden bir tanesi Debbahane ya da Tabakhane Hamamı. Aydınoğulları Beyliği döneminden kalmış. Fakat maalesef koruma anlamında belki de bize en çok üzüntü veren eserlerden bir tanesi. Restorasyonu başarısız bir şekilde gerçekleştirildi. Artık Aydınoğulları Beyliği gibi durmamakta, tamamen sanki yeni yapılmış bir hamam görüntüsüne kavuşturuldu. Zaten gerisinde yer alan bu bedesten inşaatı da yapının çok yakınına izin verilerek yapıldığı için bu alanda hamamın görüntüsünü de oldukça kaybettirdi. Bu bölge Tabakhane Deresi'nin geçtiği alanın çok yakınında ve burada
Debbaların da bulunduğu ve onlar için bu hamamların ve bu bölgede yaşayan insanlar için bu hamamların inşa edildiği anlaşılmakta. Ve Debbahane Köprüsü ya da Tabakhane Köprüsü restorasyon projeleri onaylanmasına rağmen halen daha restore edilmedi. Üstünden betonarme bir köprü daha atıldı ve şu anda tek göze sahip ama etrafında yapılacak çalışmalar bunun başka gözler olup olmadığını da ortaya koyacak. Kitabesi kaybolmuş, günümüze ulaşamamış. Bu bölgenin yani bu derenin diğer tarafında da Rum Hamamı adı verilen diğer bir hamam yer almakta. Burada gösteremediğimiz birçok eser var. Burada gösterdiklerim tamamen seçme eserler şeklinde. Bey Camii, Üveyspaşa Camii, Aydın merkezinde Osmanlılardan kalan en eski cami, 1568 yılına inşa edildiğini gösteren bir kitabesi mevcut. Kare planlı, tek kubbeli ve kuzeyinde 3 bölümlü bir son cemaat yerine sahip. Çeşitli aşamalarda çekilmiş fotoğrafları var. Tabii camiler diğer yapılara göre daha şanslı. İçlerinde ibadet gerçekleştiği için zaman zaman onarımlara tabi tutulmaktalar. Tabii bazıları başarılı bir şekilde onarılmakta, bazıları maalesef başarısız bir şekilde onarılmakta. Biraz sonra Bey Camii'ni göstereceğim. Dilim sürekli sürçüyor Bey Camii diye. Hasan Çelebi Camii, günümüzde Eskeni Camii diye çok sıkça isimlendiriliyor. Eski bir fotoğrafı ve günümüzdeki durumu yine Üveyspaşa Camii gibi kare planlı, tek kubbeli şekilde inşa edilmiş içten bir görüntüsü. Bu yapılar tek başına inşa edilmiyor. Bunların vakfiye kayıtlarında etraflarında medrese, Darül Hadis gibi eserlerin de bulunduğu belirtiliyor. Ancak zaman içerisinde bu eserlerin büyük bir bölümü yola veya diğer yapılaşmalar nedeniyle ortadan kalkmış. 1930'lu yıllardaki bu görüntüde Kırmızı Minareli Camii oldukça gerilerde görmekteyiz maalesef. Bulvarın daha alt kısımlarında yer almakta ve bu cami 1660-61 yılları arasında tamamlanmış. Dolayısıyla 17. yüzyılda kentin hangi bölümlerine kadar yerleşmenin devam ettiği daha iyi anlaşılmakta ve 70'li yıllarda onarım öncesi bir görüntüsünü izlemekteyiz. Evet, sürekli dilimin sürçtüğü Bey Camii burada karşınızda. Yine Sebah Cüalyer Atölyesi'nin çektiği fotoğrafta ki biraz önce istasyonun fotoğrafı içerisinde sağ tarafta yer almaktaydı. Ben onu kırparak biraz daha seçilebilir hale getirdim. 1930'lardaki görüntüsü ve yapı 1948'li yıllarda tamamen son cemaat yeri kaldırılarak yeniden restorasyona tabi tutulmuş. Burada gördüğümüz restorasyondan sonraki görüntüsü ve günümüzdeki görüntüsü. Peyderpey onarıma devam ediliyor bu yapılarda. Ama buradaki gördüğümüz gibi değil elbette son cemaat yeri. Kubbeleri neredeyse artık kenarları yuvarlatılmış şekilde tam bir yuvarlak kubbe şeklinde değil. Neredeyse karenin kenarları yuvarlatılmasıyla elde edilmiş. Yani biraz uydurma kubbeler şeklinde olmuş. Ve Cihanoğlu Camii, Gertrud Bell'in fotoğraflarında avlusundan ve şadırvanından ve medresesinden bir görüntü izliyoruz. 1923 yılındaki yangın sonrasındaki Kaan'ın çektiği fotoğrafta bu görüntü karşımızda. 1928 yılında medresesiyle beraber bu yapıyı izliyoruz. Tabii medresesi de yangından nasibini almış. Çünkü ahşap olan bölümlerin tamamen yandığını izliyoruz eski fotoğraflarda. Ve büyük bir tahribat var Yunanların işgalinin sırasında. Bu yapı çok fazla zarar görmüş. İçten bir görüntüsü ve günümüzdeki görüntüsü. Tamamen sıvalı olan bu yapı restorasyonda 2007 yılında geçirdiği restorasyonda maalesef
sıvalarından arındırılarak derzi bir şekilde restore edildi. Burada tabii bu da tartışma konusudur diye düşünüyorum. Yani günümüzde yapılan restorasyonlar halkın eski gibi görebilmesi için sıvalarından arındırılarak yapılıyor ama bunun da ne kadar doğru olduğunu tartışmak gerekiyor diye nacizane düşünüyorum. Sibil ve Çeşmesi'nden bir görüntü. Daha yapının yani caminin, medresenin inşasından sonra yapılmış Çeşme ve Sibil. 1800 yılında Çeşmesi inşa edilmiş. Üzerinde kitabesi var. Barok üslubun erken örneklerinden, Aydın'daki örneklerinden bir tanesi Cihanoğlu Külliyesi. Çok büyük bir aile birçok yerde vakıf eserleri yer almakta. Ramazanpaşa Camii'nin eski fotoğrafı. Sebah Cuhayer'in fotoğraflarında Üveyspaşa Camii'nde size sonradan eklenmiş olan, bakın bu revaklardan ya da sundurmalardan bahsetmiştim. Bu diğer camilerde de var. Bunlar da sonradan ekleme olan kısımlar. Nüfus arttıkça ve Aydın'ın sıcak ikliminden dolayı buraya böyle bir bölüm eklenme ihtiyacı hissedilmiş ve buraya böyle bir bölüm eklenmiş. Eski fotoğraflarda, yani 1927 yılı fotoğraflarındaki bir görüntüsü, yapının etrafında yer aldığı belirtilen Darül Hadis ve medreseler tamamen ortadan kalkmış. Günümüzdeki görüntüsü yine onarım geçirdi. Ve merkezde iki namazgahımız var. Maalesef bu namazgahta da kemer namazgahı, onarım öncesi ve onarım sonrası. 1729 yılına tarihlenen sıva üzerindeki yazılar ve yelkenli grafitilerin hepsi gitti. Aydın bölgesinde çok önemli bir uygulama var. İklimin aşırı sıcak olması nedeniyle birçok yerde namazgah görüyoruz yollar üzerinde. Ya tanımlarında da belirtildiği gibi ağaçlar gölge yapmakta bu namazgahlara veyahut da buradaki gibi üzerlerinde ahşap konstrüksiyonlu örtüler yer almakta. Dede Kuyusu namazgahı yapının inşasından sonra meydana getirilmiş olan bir başka eserimiz namazgah. Restore edilecek, planları çıkarıldı, kurulda onaylandı. Yakın vakitte restorasyonuna başlayacağını düşünüyoruz. Benim inceleme yaptığım zaman içinin bir tür depo ve tavuk kümesi gibi, saman deposu gibi kullanıldığını görmüştük. Ve bir tekke örneğimiz, Aydın'da biraz önceki eski fotoğrafta gösterdiğim Mevlevihane dışında bazı böyle tekke örneklerimiz de var ama daha sonra tekkelerin kapatılmasıyla beraber bu yapılar camiye dönüştürülmüş. Bu eserin de restorasyonu yapılacak yakın bir zamanda. Projeleri kuruldan onaylandı. Ancak burada tabii yan birimlerin de olduğu düşünülerek bir kazı talebi söz konusu oldu. Onunla ilgili son gelişmenin ne olduğuna dair henüz bir bilgi edinemedim. Ama oldukça önemli bir eser. Günümüzde sağlam kalan, önüne ekleme olsa bile önemli tekkelerden bir tanesi. Bir başka tekke örneğimiz vardı ama onu burada gösteremiyorum. Çünkü artık yapının etrafı o kadar tuhaf bir şekilde kumlarla ve yığıntılarla çevrilmiş ki duvarlardan çok azı anlaşılabilmekte. Ve İçinde yer alan mezar da kapatılmış, hiçbir şey anlaşılamamakta. Alihanoğlu İsmail Türbesi, merkezdeki tek türbe örneğimiz, Aydınoğulları Beyliği dönemine ait 14. yüzyılın son çeyreğinden günümüze ulaşmış bir eser. Bakın şu kısımda görmekteyiz. Ve 1994 yılında harap durumdayken çektiğimiz bir fotoğrafı. 2020 yılında bir onarım geçiriyor küçük çaplı. Fakat daha sonrasında bu tam anlamıyla restore ediliyor. 1996 yılında şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarının yıkılması sırasında müzenin düzenlemesinden bir görüntü.
Yani yapılar aslında etraflarında bir cami, bir medrese ile çevrilirken maalesef bu yangınların, depremlerin yanlış uygulamaların yüzünden günümüzde böyle tek başına kalmış vaziyette karşımıza çıkmakta. Bilinçli bir imar politikası uygulanması gerekiyor. Fakat maalesef Aydın'da çok geç kalınmış durumda. Bunlar da kurtarılmaya çalışılan eserlerimiz. Önemli bir külliyemiz daha var. Nasuhpaşa Külliyemiz. Biraz önce belirtmiştim. Hanının üzerindeki kitabeyle 1708 yılında tamamlanmış bu eser. Medresesi, hamamı ve hanı, medresesinin dershane kısmı aynı zamanda mescit olarak da kullanılıyor. 1997 yılında ve 2006 yılındaki görüntüleri restorasyonu yapıldıktan sonra da günümüzde bir dernek tarafından kullanılıyor. Yine özel kurslar verildiği belirtiliyor ama şu anda içine giremiyoruz maalesef. Özel izin almak gerekiyor. Cihanoğlu Külliyesi'nin medresesi, Nasuhpaşa Medresesi iki katlı, tek katlı iken bu yapımız iki katlı. Ama biz Gertrud Bell'in fotoğraflarına baktığımız zaman maalesef bu yapıda aslında kemerli taşıyıcıların olduğunu görüyoruz. Fakat daha geç dönemlerde yapılan onarımlarda ve eklemelerde işte bu uygulamalara gidilmiş. Aslında yapının daha tamamlanması gereken yerleri olmasına rağmen bu tamamlamalara gidilmemiş ve medresenin öğrenci hücrelerinin bulunduğu alandan bir görünüm. Dershaneler bu bölümde yer almakta. Ve yine içinden, avlusundan ve erken uygulamalardan bir görüntü daha. Şöyle gösteriyorum. Sıbyan mekteplerimiz var eğitim kurumları içerisinde. Aslında birçok mahallede Sıbyan Mektebi'nin bulunduğunu öğreniyoruz. Ancak günümüze sadece iki tanesi Aydın merkezinde ulaşabilmiş. Biraz sonra bu yapının bu restorasyon öncesindeki görünümü de Sebil ve Çeşmeler kısmında göstereceğim. Bu şekliyle bırakıldı. Bir ara kiralandı. Maalesef kullanılmıyor şu anda ve içinde birçok yerin nem aldığını da görebiliyoruz. İkinci Sıbyan Mektebimiz, duvarlar arkasında kalan, kimsenin geçerken burada bir eski yapı var diye algılayamayacağı bir yer. Zaten vandalizm had safhada. Hiçbir bakım, onarım yok. Defalarca söylememize rağmen bu şekliyle daha da harap olmaya devam ediyor. Ve okul kurumları içerisinde Mektebi İddade, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş bir eserimiz. Günümüzde de okul olarak kullanılmaya devam ediyor ve gerçekten iç avlulu okul örnekleri içerisinde çok değerli bir yere sahip ve okulun hemen hemen arşivinin büyük bir kısmı saklanmış. Çok sayıda fotoğraf var ve bu şekilde de buraya yapılacak müdahaleler rahatlıkla takip edilebiliyor. Ve okul örneklerimizden Allianz İsrailite Okulu, daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'na dönüştürülüyor. Yahudilerin oturduğu mahalle bu bölge ve Yahudi çocuklarının devam ettiği bir okul. Şimdi Cumhuriyet İlkokulu olarak tabii yapı bu kimliğinden artık kaybetmiş durumda. Yeniden yapılmış durumda fakat en azından eskiden İkinci kullanımda ne olduğunu anlayabilmemiz adına önemli ve Güzel İhsan İlkokulumuzun bu kartografik görüntüsü de oldukça değerli. Bunu da göstermek istedim bir okul yapısı olarak. Erken Cumhuriyet dönemi okullarında Aydın'dan birkaç örneğimiz var. Özellikle Aydın Cumhuriyet Mektebi ve Gazi Paşa Mektebi bizim için büyük değer taşımakta. Tip projelerle yapılmış ve cephe özellikleri tamamen dönemi karakterine uygun vaziyette. Kemerli pencereler, köşelerdeki birimlerin dışa taşkın şekilde verilmesi ve daha birçok özellikleriyle dönem karakterini yansıtmakta. Cumhuriyet Mektebi, bakın alınlık kısımlarında, pencere alınlıklarında, kapı alınlıklarında çini kaplamalar yer alıyor.
Ama maalesef bunlar daha sonradan üzerleri tamamen badanalanmış. Çok az yerde bu çini alınlık kaplamaları görülebilmekte. İç sofalı uygulanan iç sofalı plan tipinde inşa edilmiş okul örneklerimizden bir tanesi ve daha sonra bu yapının avlusuna eklenmiş diğer okul binamız Aydın Lisesi'nin bahçesine yapılmış diğer binamız 1950'li yıllarda yapıldığı belirtiliyor. Ve şimdi bu yapıyla ilgili bir restorasyon çalışması gerçekleştirilecek. Tabii güçlendirme de gerektirdiği belirtiliyor. Ve bir han uygulaması olarak Nasuhpaşa Külliyesi Hanı'nı görüyoruz burada. Kitabesi 1708 yılında tamamlandığını ortaya koyuyor. Dükkanların önü daha sonradan kapatılmış, iki katlı, açık avlulu bir şehir içi hanı. Fakat Yunanların çıkardıkları yangında bu yapının da bütün ahşap aksamı yanmış. Daha sonradan restore edildi. Günümüzde han butik otel olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Ahır kısmı restoran olarak kullanılıyor. 1925 yılında Cihanoğlu Hanı'nı görüyoruz. İkinci han örneğimiz Aydın merkezinde kalan ve 2000'li yıllarda restorasyondan önceki görüntüsü maalesef restorasyon sonrası aslında uymayan şekildeki görüntüsü. Tekrar bir restorasyon talebi söz konusu. Umarım gerçekleşir çünkü burada aslının ya da asli şeklinin ne olduğu bilinmekle beraber başarısız bir şekilde bu restorasyon gerçekleştirildi. Bu külliyenin hamam yapısı 1940 yıllarında bir başka bina ile kuzey yönünde kapatılmış. 1937 hava fotoğrafında görüyoruz. Restore edildi ve soyunmalık bölümünün kurbele örtülü olduğu anlaşıldı ve restorasyon sonrasındaki görüntüsü burada. Bir başka han örneğimiz 18. yüzyılın ikinci yarısında onarılmış Bey Hamamı. Eski bir fotoğrafını görüyoruz. 1930'lu yıllarda halen hamam olarak kullanılmaya devam edildiğini bu fotoğraftan da anlıyoruz. Zaten o dönemlerden bilgi aktarımları da torunlarınca ifade ediliyor. Ve günümüzdeki hali bir dönem kinercilerin konakladığı yerlerden birisi oldu ve oldukça tahrip edildi. Restorasyonu için çok ısrarcı söylemlerimiz oldu. Ancak halen daha restore edilmedi. Aydın'da restore edilmeyen çok az örnekten bir tanesi. Tamamen klasik Osmanlı hamamları şemasında inşa edilmiş bir örneğimiz. Özellikle soyunmalık mekandaki süslemeleri dikkat çekici. Bir başka örneğimiz 1990'larda yıkılan park hamamı. Bu 70'li yıllardan kalan bir örnek. Ben bunun 90'lı yıllarda Aydın'a geldiğimde çok zorla toprak seviyesi çünkü bayağı yükselmişti. İçine zorla girdik ve kısmen planını çıkarabildik. Ama maalesef günümüzde burada büyük bir apartman yükselmekte. O dönem için tescilden düşürülmüş ve bu apartman inşa edilmiş. Artık işte yapıların ne kadar kaybedildiğini bu fotoğraflardan anlayabiliyoruz. Çavuş Köprüsü elimde eski bir fotoğrafı olmamakla beraber Aydın merkezindeki önemli bir Osmanlı dönemi köprüsü. Dört tane köprüden kalabilen dört yani Tabakhane Deresi üzerindeki dört önemli köprüden bir tanesi. Bunlardan iki tanesi yıkılmış. İlhanoğlu Köprüsü ile Nazilli Köprüsü sadece Çavuş Köprüsü ile Tabakhane Köprüsü kalabilmiş. Ve Çeşme Sebil'lerde Atike Hanım Çeşme ve Sebil'i böyle örneklerimiz sayıca fazla Aydın'da 18. yüzyıla ait bir örneğimiz. Fakat restorasyonda bu şekle dönüştürüldü. Daha sonradan badanası yapıldı ama kitabesinin bulunduğu yerde Türkçe yazıyla bir başka mermer levha eklediler ve etrafını birazcık düzenlediler. Ama maalesef o eski
fotoğraflarda yer aldığı haliyle restorasyonu gerçekleştiremedi. Biraz önce gösterdiğim kemer namazgahının karşısındaki Cihanzade Mehmet Bey Çeşmesi 18. yüzyıla ait bir çeşme. 18. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş. Eskiden beri hep söylüyorum, her konferansta bu vandalizmin artık bitmesi gerektiğini, maalesef badana yapılmasına rağmen, işte bu badanın da ne kadar doğru olduğu tartışılabilir, yine bu vandallık devam ediyor. Hemen arkasında Hamza Balizade ailesi ve çiftçi ailesinin mezarlığı yer almakta. Bir Sıbyan Mektebi bünyesinde yer alan çeşme ve sebilimiz vardı. Afife Hanım Çeşmesi ve Fatma Hanım sebili hemen sağ tarafında. Bakın, yapının önceki hali restorasyondan sonra bu şekle dönüştürüldü. Ve Abdullah sebili, restorasyon projeleri onaylandı, tam anlamıyla restorasyona başlanamadı. İşte böyle bu yapıların talihsizliği, daha sonra yanında kendisini kapatacak silüetini bile, silüet içerisinde bile anlaşılmayacak şekilde yüksek binaların yapılması, sokak içerisinde artık var olduğu bile anlaşılmaz durumda ve kullanımları da yeterince başarılı şekilde gerçekleştirilememiş kare planlı tek kubbeli sebiller içerisinde yer almakta. Anonim sebilimiz eski fotoğraflarda dört cephesinde üçgen alınlıklı olduğu halde insanların tarifiyle, bu fotoğraf o zaman ellerinde olmadığı için insanların tarifiyle sadece iki cephesinde üçgen alınlıklı olarak restore edildi. Yani kendilerince bir onarım yaptılar ama hiçbir şekilde tabii oranlar eski şekline uygun halde düzeltilemedi, yapılamadı. Yani başarısız onarımlardan bir tanesi oldu. Banka örneklerimiz içerisinde en eskilerden bir tanesi Ziraat Bankası'ydı. Biraz önce bu fotoğrafı koymuştum. 1923 yılına ait fotoğrafta yer almamaktayken 1924'te yapıldıktan sonra 27'de ve diğer tarihlerde çekilmiş fotoğraflarda hep ön planda olan yapılardan birisi olarak karşımıza çıktı. Öncelikle tek bir kütleden ibaretken daha sonra bunun bitişiğini diğer eklentiler de yapıldı maalesef. Günümüzde banka olarak kullanımı devam etmekte. Bir başka eski banka örneğimiz 1931 yılında inşa edilen Milli Aydın Bankası. Bakın, bir cumhuriyet kutlaması sırasında çekilmiş tek katlı görüntüsü. Fakat maalesef 50'li yıllarda bunun da üzerine bir ikinci kat eklendi. Günümüzde Milli Aydın Bankası hem konferansların verildiği hem de sergilerin yer aldığı bir kültür binası olarak Efeler Belediyesi tarafından kullanılmaya devam edilmekte. Ve 50'li yıllarda inşa edilmiş Emlak Bankası'nın önce kullandığı, daha sonra Halkbank tarafından kullanılan binamız, bir banka binamız. Ve bir başka bankamız günümüzde bulunmayan Osmanlı Bankası binası. Burada görülmemekte ama diğer fotoğraflarımızda görülmekte, mevcut olmayan yapılarımız içerisinde yer alıyor. Keşke bu binalarımız bir kültür mirası olarak kalabilseydi. Aydın müthiş bir kent silüetini korumuş olacaktı. İlk otel binalarımızdan bir tanesi İsmail Hakkı tarafından yaptırılan Aydın Palas Otelimiz. Ve erken örneklerden bir tanesi Madran Palas. Bir dönem restoran, kafe olarak kullanıldı. Şimdi tekrar işlevlendirilmesi bekleniyor. Ve Toprak Mahsulleri Ofisi, ahşap örtü sistemi bakımından 1938 yılına ait çok önemli örneklerden birisi. Burası da yakın zaman içerisinde restore edilecek. Ve hemen daha sonra çekilmiş fotoğraflardan bir tanesi. İç kısmı bir nebze harap durumdaydı. Son gelişmelerin ne olduğu hakkında henüz bizim tarafımıza bir bilgi iletilemedi. Ve erken Cumhuriyet dönemi dükkan örneklerimiz ve 1950'li yıllarda inşa edilmiş eski SSK binamız. Bu yapı şimdi içindeki işlevini yeni binasında sürdürmekte. Bu binaya ilişkin nasıl bir tasarrufa gidileceği hakkında henüz bir bilgi sahibi değiliz.
Hükümet konağına yakın bir alanda yer alıyor çünkü. Ve hükümet konağının biraz önce gösterdiğim 20'li yılların öncesindeki fotoğrafı 27 yılı sonrasındaki onarım sırasında çekilen bir fotoğrafı ve 52 yılında tamamlanmış haliyle bir görüntüsü. Yani şu anda hükümet konağımız sadece alt bodrum katı ile ilk özgün yapısını korumakta ama diğer kısımlar tamamen 32 ve 52'ye kadar olan süreçteki inşaatlarla günümüze ulaşmış vaziyette. Ve Tahir Paşa Konağı aslında Tahir Paşa Konağı adlandırılmasına rağmen inşa edildiği tarih için Tahir Paşa Konağı adı örtüş tarihleniyor. Şimdi bu yapının da restorasyonu gündemde. 1997 yılında çektiğim bu fotoğraflar günümüze göre çok daha iyi fotoğraflar. Birçok şey yine ortadan kalkmış. Ve bazı binalarımız var. Bunlar özgün halini koruyarak günümüze ulaşmışlar ya da çok az değişikliklere tabi tutulmuşlar. Koruma kurulumuzun kullandığı ve yanında göz açan evi olarak nitelendirilen binanın bulunduğu yer. Alt katlar aslında dükkan olarak kullanılmış. Daha sonra pencerelerle kapatılarak iç avludan geçişlere sağlanmış. Macar ustaların inşa ettiği çok sayıda bina günümüze ulaşmış burada. Rum ustaların inşa ettiği binalardan bir tanesi Ekrem Çiftçevi. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan karakolu olarak kullanılmış. İçinde hamamı var ve çok güzel bir çeşmesi yer almakta. Bu bölümün arkasında mekan bulunmamakla birlikte hemen sağ tarafında yer alan alanda sağlam kalan bina gezilebilmekte. Ve alt kısımda Macar ustaların inşa ettiği ev, boyadan önce, boyadan sonra. Bu bölgede çok fazla Macar ustanın inşa ettiği evler günümüze ulaşmış. Genellikle sokakla doğrudan bağlantı sağlayan kapıları var cephelerinde, bir bahçeleri var. Ve cepheleri pencerelerle hareketlendirilmiş, pencerelerin etrafına sıvalarla değişik süslemeler yapılmış. Macar ustalarla çalışan Haydar amca isimli bir amcamız vardı. O burada birçok yapının Macar ustalar tarafından yapıldığını bize anlattı. Kendisi de Macar ustalarla birlikte çalışmış bir elektrik teknisyeniydi. Atatürk Aydın'a geldiğinde hükümet konağına Mektebi İdadi'den elektriği çeken kişilerden birisi olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla biz de onun sayesinde birçok yapının Macar ustalar tarafından inşa edildiğini öğreniyoruz. Onlar burada birçok kişiyi de yetiştirmişler inşaat alanında. Muğla'da, Milas'ta da bu Macar ustaların inşa ettiği örneklerden günümüze ulaşmış olanlar var. Ve günümüzde kent belliği olarak kullanılan mekan restorasyon öncesinde ve 1935'li 1930'lu yıllara ait fotoğraflarda da bu şekilde karşımıza çıkmakta. Çok fazla sivil mimarlık örneğimiz vardı. Maalesef 21 tanesinin tescilden düşürüldüğünü öğrendik. Bir kısmı yakıldı, bir kısmı yıkıldı. Çok üzücü bir durum ama o kadar belirtmemize rağmen korunamadı maalesef. Restorasyonu bekleyen bir yapımız Bosnalı Konağı. Erken Cumhuriyet dönemi örneklerimizden bir tanesi. Bütün projeler onaylanmasına rağmen restore edilemedi. Efeler Belediyesi'nin mülkiyetine geçmiş olan eser halen daha restore edilemedi. Fakat burada artık o görüntüyü görmenizi istemediğim için koymadım. Sağına ve soluna yeni binalar yapıldı. Artık sadece bu cepheyi görebiliyoruz. Yani bunu görürseniz aklınızda bir iz olarak kalsın diye size sunmak istedim. Bilginize sunmak istedim. Erken Cumhuriyet dönemi örneklerinden iki tanesi daha karşımızda. Bunlar günümüzde mevcut fakat kullanımları biraz sıkıntılı. Mutlaka restore edilmeleri gerekiyor. Nasuhpaşa Külliyesi'nin hamamının hemen batısında yer almakta. Genellikle tek iki
Bazen üç katlı örnekler de karşımıza çıkmakta bu yapılarda. Ve Germenlerin evi olarak adlandırılan ev, günümüzde şehir kulübü olarak tekrar restore edildi, kullanıma devam ediliyor. Ve Eyüp Şahinler'in evi Aydın merkezinde hem kat adedi anlamında, hem süslemeleri anlamında, hem de büyük bir parsel içerisinde görkemli bahçesiyle öne çıkan örneklerden bir tanesi. 1934 yılında tamamlanmış, Macar ustaları inşa ettirmiş örneklerden bir tanesi ve bir başka Macar ustanın inşa ettiği örnek Emnalar evi. Bir dönem restoran kafe olarak kullanıldı. Şimdi satıldığını duydum. Umarım doğru ellerde biçimlenir ve eski haliyle burada gördüğünüz ama restore edilen Efeler Belediyesi tarafından El Sanatları Atölyesi olarak kullanılan binamız. Ben bu fotoğrafı çok sevdiğim için özellikle koydum. Şanslı bir örnek olarak nitelendiriyorum. Bu halden yepyeni bir örnek, yepyeni bir görüntüye kavuştu ama özgünlüğüne sadık kalınarak yapıldı. Ve diğer Macar ustaların inşa ettiği konut örneklerimiz. Bir kısmında 1928 kitabesi yer almakta. Bu yapı restore edildi. Daha yeni restorasyonu bitmek üzere. Bu yapılar halen daha kaderine terk edilmiş vaziyette. Ve şanslı yapılardan bir tanesi Efeler Belediyesi'nin yine restore ettirdiği bir örneğimiz. Salcıoğulları evi eski fotoğrafında da görüldüğü üzere bu yapının da küçük onarımları gerçekleştirildi. Aile kullanıma devam ediyor burayı ama farklı bir işlev için değerlendirecekler mi henüz bilmiyoruz. Ve bu yapı da bu şekilde görüyorsunuz. Çok şükür restore edildi ve iyi bir restorasyondur diye düşünüyorum. Henüz içine girip gezemedik. Restorasyona ihtiyaç duyan bir başka eserimiz ve diğer eserlerimiz. Bu eser arkasında küçük bir halvet hücresi barındırmakta. Eski bir Osmanlı hamamına halvet hücresi bitişik şekilde yapılmış bir resim öğretmeni tarafından kullanılıyordu. Sağlam bir korumacılık dönemi vardı ve iyi baktı binaya da. Şimdi kimin elinde kullanımına devam ediyor bilmiyorum. Ama geçerken binanın sağlamlığını koruduğunu görüyoruz. Yapı sağlamdı, bu solda gördüğümüz yapı, fakat sıvaları maalesef dökülerek, kısmen de koparılarak bu hale getirildi. Macar ustaların inşa ettiği evlerden bir tanesi. Restoran olarak kullanılan, restore edilmiş örnek şu anda yemek evi olarak kullanılıyor. Manav olarak kullanılan bir başka konut örneğimiz ve bu konutlar da hem konaklamaya hem de altları dükkan olarak kullanılmaya devam etmekteler. Bu aralarda kurul tarafından özellikle tescilli olan örneklerin büyük bir kısmı bu renkte sarı olarak, yani sarı renkli olarak boyatılıyor. Fakat çok şanslı bir eserimiz diyorum. Ticaret odası satın aldı ve burayı bir adı etnografya müzesi olmamakla beraber bir tür müzeye dönüştürdü. Ayto Kültür Evi adını verdi. Bakın 30'lu yıllara ait fotoğrafta burada görmekteyiz. Kahveci Bilal Ağa'nın evi olarak biliniyor. Restorasyon sonrasındaki görüntüsü ve içten iki seksiyonun görüntüsü. Bir oda Osmanlı dönemi etnografik malzemelerin sergisi, bir oda Cumhuriyet dönemi eserlerin sergisi, bir oda burada mutfak eşyalarının kullanımına yönelik sergi, bir odada da Sümerbank sergisi yer almakta. Bir oda kütüphane şeklinde işlevlendirildi. Halk tarafından randevu alınarak geziliyor ve gerçekten Aydın için çok fedakarlıklar yapılarak gerçekleştirilmiş bir örneğimiz. Maalesef bu örneğimiz gün be gün zarar verilerek ve kısmen de kendi kaderinden dolayı, yani terk edilmişlik kaderinden dolayı artık bu görüntüsünden bile uzaklaşarak Doğu Gazi Bulvarı'nda caddenin hemen arkasında yaşamaya devam ediyor. Restorasyonu yapılmadı, kendi kaderine bırakıldı. Bizim erken Cumhuriyet dönemi mimarımızın çok önemli örneklerinden birisiydi. Hem süslemeleri hem bina tasarımı açısından.
ama maalesef kurtaramıyoruz. Bunlar kurtaramadığımız örnekler. Bu evin yerinde şu anda büyük bir apartman var. Bu evin yerinde büyük bir apartman var. Bu ev de yıkıldı. Önüne geçemedik bu yıkımın. Defalarca söylememize rağmen maalesef bu da yeni inşaata tabi tutuldu. Ve günümüze ulaşmamış Macar ustaların inşa ettiği evlerden bir örneğimiz. Raif Ayroğlu'nun evi günümüzde olmayan örneklerimizden bir tanesi. Günümüzde olmayan park sineması. Biraz önce İsmail Hakkı'dan bahsetmiştim size. Onun yaptığı sinema binalarından birisi. Bu yapılar 70'lere kadar yapılar. 70'lerde yıkılmış maalesef. Şehitler abidemiz. Hep aynı şeyi tekrarlıyorum ama Aydın müthiş bir kent görüntüsünü bizlere aktarmaya devam edecekti. Günümüze ulaşamayan yapılar Türk Ocağı ve Halk Evi sineması binaları. Burada görüyoruz. Erken Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş yapılarımız. Ve Aydın Palas, biraz önce göstermiştim. Bu da diğer cephesi. Aydın'ın konaklama ihtiyacını karşılayan çok önemli eserlerden biri. Eski banka binalarımız var günümüze ulaşamayanlardan bir tanesi. Aks'taki Ticaret Bankası. Maalesef yerinde başka bina bulunmakta. Günümüze yakın zamanlarda yıkılıp günümüze ulaşmayan bir eserimiz 7 Eylül İlkokulu. Eskinin okullarından bir tanesi. Ve yine günümüze ulaşmayan Ömer Muharrem Sabun Fabrikası, Macar ustaların inşa ettiği binalardan bir tanesi. Yine Macar ustaların inşa ettiği binalardan birisi olan Vali Konutu. Bu bina yıkıldı, yerine Adliye Sarayı yapıldı. Tabii bu yapı yapıldı derken, yani Adliye Sarayı yapıldı derken 50'li yılların mimarisi. Ve belediye binamız, bakın eski fotoğrafları ve şimdiki yerinde ne olduğu, maalesef buradaki görüntü kayboldu. Yepyeni bir meydan oluşturuldu ama işlerlik tartışılabilir diyorum. Ve günümüze ulaşmayan köprülerimizden bir tanesi Nazilli Köprüsü. Bugün betonarme bir köprüyle bunun üstünden geçilmeye devam ediliyor. Ne acı, her sefer aynı şeyi söyledim. Keşke bunlar yaşasaydı ve günümüze ulaşsaydı Aydın'ın müthiş süreyetini görebilirdik diye. Aydın çünkü bünyesinde antik yerleşimleri barındıran ve sonrasında Türk döneminin izlerini taşıyan ve birçok eserini depremle, savaşla, yangınla kaybetmiş bir kentimiz. Üniversitenin tepelerinden çektiğimiz fotoğraflarda artık minarelerin sadece petek ve külah kısmını gördüğümüzden bahsetmiştim. Hava koridorlarının artık kalmadığından, kentin silüetinin bozulduğundan bahsetmiştim. Aydın'ı inceleyen bir insan olarak daha birçok yapı olduğunu, sadece burada seçme eserler gösterdiğimi size bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu tarihi fotoğraflar içerisinde sizlere Aydın'daki kültür mirasına bir resmi geçit olarak değinmek istedim. Teknik konuları anlatabilirdik ancak zaman olarak da zaten sizleri çok fazla sıkmak istemedim. Ama bu görüntülerin belleğinize kazınmasını istedim. Siz de benim kadar herhalde üzülmüşsünüzdür gördüklerinizde ama biz halen insanların yıkılsın yerine apartman yapılsın mantığıyla uğraşmaya devam ediyoruz. Bilirkişilikler halen daha devam ediyor. Yıkımlar halen devam ediyor. Özellikle üniversitemizin ulaşım aksındaki Doğu Gazi Bulvarı'nda birçok bina art alanda da yıkılmaya devam edildi. Bunlar bizim için acı uygulamalar. Dileğim odur ki en azından bundan sonra haykırışlarımız yerini bulsun. Çünkü birkaç platformda daha bunların daha uzun süren bilgilerine aktarımda bulunma şansını elde etmiştim. Umarım bundan sonra artık dururlar ve bu kente gereken önemi verirler. Sabrınıza teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yanıtlamaya hazırım. Çok teşekkür ederiz Mükerrem Hanım. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir sunumdu. Zaten sunumun adında da olduğu üzere bütüncül bir yaklaşım
yazmıştık. Evet. Yazmıştınız daha doğrusu. Gerçekten Aydın'ın kültürel mirasını, Aydın merkez olarak düşündüğümüzde kültürel mirasını yani öteden bugüne kadar olan güzel bir arşivle birlikte beslemişsiniz. Yani güzel, inanılmaz çalışmalar var. Ben keyifle dinledim. Aslında Taner Bey, lafınızı valla bölüyorum, özür dilerim. Sayın dinleyicilerimize biz bu yapıların teknik özelliklerini elbette anlatabilirdik ama ben burada bir konunun sıkıntısını dile getirmek istedim. Kültürel mirasımızın korunma ya da taksim korunamama ya da korunmama durumunu aslında göstermek istedim. Yani kaybettiğimiz birçok eseri de gördük farkındaysanız. Hani teknik konuda da bilgi istenirse bununla ilgili yapılmış çalışmalarımız da var. Mail olarak da gönderebiliriz. Ama herhalde varmak istediğim sonuç anlaşılmıştır ümidindeyim. Kesinlikle, tabii ki. Yani Aydın özelinde siz zaten yok olan, korunamayan ya da korunmak istenmeyen yapıları zaten dile getirdiniz. Birçok Anadolu kentinde, yani büyük ölçekli ya da küçük ölçekli bütün il ve ilçelerde neredeyse buna benzer sıkıntıları zaten biz sanat tarihçiler yaşıyoruz. Yani kültürel mirasla ilgili tüm herkes bu durumdan artık ne bileyim sıtkı sıyrılmış durumda ne yazık ki. Yani Aydın için de geçerli. Yani siz de zaten şey yaptınız, söylediniz. Ama işte bunun da bir durdurulması gerekiyor kesinlikle. Yani bugün biz görüyoruz ancak belki ileri gelecek kuşaklara aktarılamayacak. Yani ki birçoğu da ne yazık ki aktarılamıyor. Yani o yüzden bu sunumunuz gerçekten arşiv niteliği taşıyor ve yani çok teşekkür ederiz tekrardan. Mükerremciğim, çok teşekkür ederim. Gayet güzeldi. Aydın'ı geçmişinden günümüze kadar olan süreci çok güzel aktardın. Yani söylemiş olduğun şeyler aslında Anadolu'daki bütün şehirler için geçerli. Yani geçmişimize sahip çıkıp hiçbir şekilde kaybetmememiz gereken değerler bunlar. Her geçen gün bunların sayısı azalıyor. Evet. Yani bir şekilde bunları sabitleyip koruma altına almamız gerekiyor. Bu konuda da gerekli bilinçlendirmenin yapılması gerekiyor aslında. Evet. Yani 7'den 77'ye herkesin kültür varlıkları konusunda onları koruması gerektiğini bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için senin Aydın'da yapmış olduğun mücadeleyi ben yakından bildiğim için seni de kutluyorum. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum. Tekrar Çok teşekkür sağ ol. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz Muhammed Hocam. Sağ olun. Sorusu olan var mıdır acaba? Buket Hanım soracak galiba. Buyurun. Merhaba. Buket Hanım. Çok teşekkürler sunum için. İyi akşamlar. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben biraz geç geldim. Yani biraz özür dileyerek o yüzden sorumu yönelteceğim. Çünkü belki siz cevapladınız. Bilemiyorum ama şey ilginç. Yani bazı eserleri Macar ustaların olarak adlandırmanız. Yani Ankara'da da var tabii. Evet. Birkaç konut örneği. Bunların hepsi konut mu? Bunlara ilişkin yani bunlar Macar ustaların olduğu nerede yazılı? Evet. Yani şeyi şöyle, merak ettim. Bu biz hani kesin o ustalara ait olduğu kanıtlanmış mı? Yani bu Macar ustalarla ilgili Aydın'daki eğer evet. paylaşmak istediğiniz bir şey varsa hani evet, ben evet. merak ettiğim Şimdi için. Şimdi hocam ben bunlarla da ilgili çalışmalar yaptım. Hatta Macaristan'da birçok müze çalışması ve onları koruma kurullarında da çalışmalar yaptım. Onlar bile bilmiyorlar bu konuyu aslında. Fakat Atatürk'ün yaptığı anlaşmalarla Anadolu'ya gelen ustalar hakkında özellikle Muğla için çalışan hocalarımız da vardı. Ve biz belirttiğimiz o yaşlı kişilerle de dolaşmak suretiyle hangi yapılar, hangi Macar ustalar tarafından yapıldı biliyor musunuz isimlerini? Nedir ne değildir diye sorduğumuzda isimlerini telaffuz edememekle beraber yapılan evlerin büyük bir kısmını bize gösterdi. Zaten sadece Macar usta olarak değil çünkü o dönem belediyenin fen işlerinde İrfan İzzet isimli bir Türk mimar da var. Ve bu mimar da zaten bu planların denetlemesini yapıyor. Ama 1940 yıllarına kadar Macar ustalar Aydın'da kalmışlar. Yani yapılar da inşa etmişler. Zaten
1934 yılında size anlattığım gibi Eyüp Şahinler'in evi yapılmış ve yörede bu evler kuleli evler olarak adlandırılıyor. Hatta fotoğraflarda aslında daha çok fotoğraf elimizde var. Ve özellikle işte Haydar amcanın akıl sağlığı yani çok yerindeydi ve yanımızda insanlar varken de hem dolaşarak hem de evlerin fotoğraflarını göstererek sorduğumuzda, çünkü bunlar yaşlı insanlar ve zamanlarından arta kalan kısımlarını kendisi de Macarlarla çalıştığı için elektrik ustalarıyla hangi yapının nerede yapıldığını anlatabildi ve onunla ilgili anı da hatta bir hocamız tarafından yayınlandı. Zaten biz bu yapılara baktığımız zaman mimari ve süsleme özellikleri bakımından da birbirine özenme sonucu hangi birisinin yapıldığını anlayabiliyoruz. Şimdi bir kısmı kuleli olarak yapılmış ama maalesef bir kısmı da normal bizim işte Rum evlerinin ya da onların geleneğini sürdürür şekilde yapılmış. Çünkü onlardan da kalan birkaç ev var izleniliyor. Aydın'da merkezde 4-5 tane Rum ustadan kalan eser var. Onların çünkü hem yapımları biliniyor hem de ailelerin tarihi bilindiği için hangi ustanın yaptığını bilebiliyorlar. Ama bu Macar ustaların gerçekten de karşılıklı anlaşmalar sonrasında Aydın, Milas, Muğla'ya kadar gelip inşaat yaptığını öğrenebildik. Mimari ve süsleme özellikleri de bizim ayırt etmemize yardımcı oldu. Anladım. Teşekkür ederim. O zaman aslında sözlü tarih çalışmasından bir de kullandıkları özel bir takım motifler için bu evleri onların yaptığını biliyoruz. Yoksa hani belediyede ayrıca bir kayıt veya başka bir şey yok. Şöyle çoğu zaten belediyenin taşınması sırasında belgeler çöp şeklinde atılmış. Yani bu size gösterdiğim belediye binası taşınırken 75 yıllarında maalesef evrakların büyük bir kısmı gitmiş. İşte bu bizim için çok önemli bir sıkıntıydı. Yani biz hani hiçbir usta adını öğrenemedik. Yani sadece bize anlatılan ve yerinde gösterilenlerle yetinebildik. Ondan sonrası bizim yaptığımız yerinde çalışmalarla ancak bize cevap verebildi. Bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. Yani bunun ucu bucağı yok. Çünkü hem yakın bölgelerde çalışanlar, yani mesela Muğla bu konuda çok iyi çalışmalar çıkartıyor. Muğla çalışan Macar ustalar, hangi binanın Macar ustalar tarafından yapıldığı, kayıtları neler, onlar da daha iyi çıkıyor. İşte biz benzer örnekleri de dikkate alarak, sözlü tarih çalışmasından da yola çıkarak, mimari ve süsleme özelliklerini de dikkate alarak tarihlendirmeye çabalıyoruz. Bir kısmının üzerinde tarih var zaten. Yani onların da Aydın'da bulunduğu tarihlerle örtüşen tarihler. Ama kendi yanlarında yetiştirdiği Türk ustalar da var. Sadece Macar ustalar değil, onlar aynı zamanda usta da yetiştiriyor. Çünkü Yunanlılar bu yangını çıkardıktan sonra ve özellikle mübadele sonrasında da gittiği için Rum ustalar yetişecek usta kalmıyor. Bu yüzden zaten bir buralara kadar bu Macar ustaların gelmesi söz konusu oluyor. Çünkü yanıp yıkılan kentlerin imarı gerekiyor. Zaten Atatürk'ün amaçlarından bir tanesi de bu. Yani Batı Anadolu bölgesinde yanıp yıkılan kentlerin imarı da oldukça önem taşıyor. İşte Ankara'ya lonca halinde geliyorlar ve oradan da dağılımları sağlanabiliyor. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hatta Macar Ganj firması var. Ganz diye de ifade edenler var. Onlarla ilgili özellikle planlar da hazırlatılmış ama bu planlar belediye tarafından uygulamaya konulmamış. Bunu da tarihçi arkadaşlarımız buldu. Onların yaptıkları o planlarla ilgili çalışmalar. Onlar bize çok yardımcı oluyorlar, sağ olsunlar. Ama daha yapmamız gereken çok şey var bu konuyla ilgili. Biz yani yetinmemeye devam ediyoruz. Yani Aydın'da bu konuyla ilgili bulduklarınızı hani bir araya getirmek. Evet. Bir yani öyle bir şey yapar. Dönüştürmek istiyorum. Çünkü yok öyle bir yayın. Macaristan'da kongrede anlatmıştım bunu, Türk Sanatları Kongresi'nde. Örnekleriyle beraber, yani sadece Milas Muğla kısmında da değil. Anlattım fakat şunu da ilave ettim. Çalışmayı sürdürmeye devam, yani çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz.
Ama inanın belge konusunda çok sıkıntı var. Macaristan'da araştırma yapmama rağmen bu belgelerin bir karşılığını oradaki arşivlerde, kütüphanelerde ve koruma kurulunun dokümanları arasında bulmam mümkün olmadı. Hatta onlar, bizden oraya giden uzmanlar mı var diye cevap verdiler bana. Çok ilginç gelmişti. Yani o zaman lonca şeklinde geliyor dediniz ama kaç kişi geldiğini, ne zaman geldiğini de bilmiyoruz. Onları bilmiyoruz. Yani ben mesela Ankara ile ilgili çalışmaları da çok önemsiyorum. Yayınları da okuyorum. Yani oradaki çalışmaları da işte neler var neler. Cumhurbaşkanlığı ile bir yazışmam olmuştu. Oradan doküman gönderdiler ama Ankara kısmı ile ilgili olan dokümanlardı. Ama bu Muğla'da tarih dalında çalışan hocalarımızın yaptıkları yayınlar da Aydın'a bir nebze olsun ışık tutabiliyor gerçekten de. Ama bunu bilenlerin yerinde gösterebilmesi bizim için en büyük avantajdı. Yani ben özellikle yaşının ileri olmasından dolayı doğru hatırlıyor mu acaba endişesindeydim. Ama hakikaten çok doğru ifadeler kullandı. Çünkü yanımda başkalarıyla beraber de gittim. Yani onlar da... İrfan Bey değil mi? Bütün şey bilgiyi veren. Haydar Bey. Hayır. Haydar Bey. Evet. Onunla ilgili yayın da yapıldı zaten. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama yine de söylüyorum. Yeterli gelmiyor bizim için. Halen devam ediyoruz araştırmaya. Çok teşekkürler. Hasta'da da çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyon yapıp bu konuşmaları paylaştığı için. Evet, biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İşin ilginci Bulgar ustaların da Aydın ilindeki yapılarda çalıştığı ama özellikle Söke tarafındakinde çalıştıkları, Avusturya'dan gelen ustaların çalıştıkları da belirtilmekte. Yani onların onları çalışanların kayıtlarında da bunlar var. Yani demek ki işte bu Ankara'dan gelenler arasında bunlar da herhalde yer almış. Öyle tahmin ediyorum. Ben bütün katılımcı hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, misafirlerimize. Çok sağ olsunlar. Güzel sunumunuz için çok teşekkür ederim tekrardan. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum bütün katılımcılara. Çok sağ olsunlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.